Esselamu aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, İbn Hacer el-Askalani'nin Buluğul Meram Min Edilletil Ahkam adlı meşhur eserinden alışveriş faslının 3. oturumunu genel olarak 91. dersimizi açıyoruz. Bizlere bu imkanı veren Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Kardeşlerim, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk orta dereceli okullarda start verdi. Bu hafta birinci haftasını ikmal etti. Bizler de bu haftanın başlangıcında hem çocukların adaptasyon sürecinde yanlarında olalım diye bu derslerin bir nevi ara verilmesine bu husus sebebiyet verdi. Biz de hemen akabinde 91. dersimizi açtık. Bizlere bu imkanı veren Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Kardeşlerim, İbn Hacer el-Askalani'nin en son zikrettiğimiz hadisi bir yağın içine düşen bir fare örneği vardı. Katı yağ ise o farenin düşüp öldüğü bölümün alınıp atılacağını, kalan kısmının yenilebileceğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurmuştu. Şayet mai ise, yani sıvı ise onun yenilemeyeceğini hadislerinde ifade etmişti ve 776. hadise kadar 90. dersimizde gelmiştik. Bugün inşallah Ebu Zübeyir'den rivayet edilen bir hadisle dersimizi açacağız biiznillah. An Ebu Zübeyir gâle seltu Cabiran an semenisin nevri vel kelbi fekâle zeceran nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme an zâlike. Ebu Zübeyir ki onunla ilgili Muhammed bin İmam Müslim el-Esedi Mekkeli olduğu ve Hakim bin Hizam'ın azatlı kölesi olduğu ve tabiinden olduğu ifade ediliyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı gören nesil sahabe-i kiram olarak ya da ashab-ı kiram olarak addediliyor. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görmüş, iman etmiş ve o iman üzere vefat etmiş olma şartını hadisçiler ileri sürüyor. Bazı hadis usulü alimleri hayır, bu yetmez. Bunun için ayrıca Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamla birlikte bir gazveye çıkması lazım. Yani bir müddet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunma şartını da ileri sürüyorlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti artı 100 yıl. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın Mekke'den Medine'ye hicreti 622. Vefatı 632. Ya o 10 yıllık dönem artı 100 yıl, yani 110 yıllık döneme hicri takvime göre sahabe dönemi diyoruz. Ve 110'dan itibaren bir asırlık, yani 100 yıllık o döneme de sahabiyi görenleri ihtiva eden döneme de tabiin dönemi
adı veriliyor. Tabiinden sonraki bir asır süresince tabiini görenler. Yani Allah Resulü'nü göreni gören. Allah Resulü'nü gören sahabi. Allah Resulü'nü göreni gören tabiin. Allah Resulü'nü göreni gören de tebeüt tabiin. Yani ilk üç nesil. Zaten rivayet zincirindeki ravilerin isimleri bu üç zincirden oluşur. Allah Resulü'nden sahabe-i kiram, sahabe-i kiramdan tabiin, tabiinden tebeüt tabiin ravileri alırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabi direkt aldığı için tabiinin, tebeüt tabiin dönemine kadar o hadisi nakletmesi için iki, yani 100 yıllık zaman dilimi içinde iki tane raviye ihtiyaç var. Örneğin Muhammed bin İsmail el-Buhari, Muhammed bin el-Müsenna, Muhammed bin Cafer, elhamdülillah. Üçü de Muhammed yani. İmam Buhari'nin adı Muhammed, hocasının adı Muhammed, hocasının adı yine Muhammed. Ondan sonraki hocasının hocası Şube bin el-Haccac. Şube bin el-Haccac'ın hocası Katade bin Diyame es-Sedusi. Katade bin Diyame es-Sedusi'nin hocası Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'nin hocası da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir ya da Hazreti Ömer ya da burada zikrettiğimiz Ebu Hureyre ya da Enes bin Malik'in Buhari'ye kadar isnadında Buhari de dahil en azından 6 tane ravi gerekiyor. Bazen bu 5'e de düşebilir. Çünkü aynı asırda hocasıyla birlikte yaşıyor Buhari. Hocasını görme ihtimali zayıf. Ondan dolayı Buhari'nin hocasından dolayısıyla 2 yüzyıl geçiyor. Yani 4 tane ravi geçiyor. Dolayısıyla Muhammed bin İsmail el-Buhari 1. Muhammed bin el-Müsenna 2. Muhammed bin Cafer 3. Şube bin el-Haccac 4. Katade bin Diyame es-Sedusi 5. Ebu Hureyre 6. Ve Allah Resulü 7. 7 tane Ebu Hureyre'den Allah Resulüne kadar Buhari'nin arasında Allah Resulü de dahil, Buhari de dahil 7 tane ravi var. Şimdi hiç bunlara aldırmaksızın, hiç bunların tetkikini yapmaksızın hadis fenomenini ortadan kaldırmaya gayret eden zalimler var. Ben bunlara zalim kelimesini bile az görüyorum. Necip Fazıl'ın tabiri biraz daha uygun. O diyor ki, sana diyor ben düşük adam ya da karaktersiz adam demem yani. Çünkü düşüklük bir seviyedir. Sen diyor çukur adamsın. İşte bu insanlar Necip Fazıl'ın tabiriyle düşük insan bile değil. Çukur insanlar yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu da biz hadis ilmine çukur adam tabirini sokmuş olalım. Yani hadisin iç illetine, sebebine, rivayet zincirine Allah Resulü'nden Muhammed bin İsmail el-Buhari'ye kadar gelişini hiç ölçüp tartmaksızın, isnaptaki ravileri araştırmaksızın, bakın araştırılmış, Ebu Zübeyir tabi'in alimlerindendir deniliyor, Mekkelidir deniliyor. Tekrar ifade ediyorum, Muhammed bin İmam Müslim el-Esedi Mekkelidir. Hakim bin Hizam'ın azatlı kölesidir. O dönemde kölelik vardı. Daha sonra kölelik kaldırıldı. İslam dininde kölelik gibi bir müessese söz konusu değil. Sika, yani güvenilir olduğu ve hadislerinin delil olarak kullanılabileceği konusunda ittifak edilmiştir. Yani görüş birliği vardır. Hicri 128 tarihinde, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 118 yıl sonra. Dolayısıyla bir sahabi dönemini 110 yıl dedik yani. O zaman
110 yıldan sonra 210 yılına kadar yaşayan her bir kişi tabiindir. Buradaki Ebu Zübeyir de Cabir bin Abdullah'a soru soran, yani köpeğin ya da burada tekrar Sinnavri, yani Sinnavri'yi çevirirken kedi şeklinde, gıtta şeklinde de Arapçada terimler, tabirler, isimler geçiyor. Ama burada kedi şeklinde Sinnavri kelimesine bir anlam verildiğini, vel kelp. Kelp zaten diğer terim olarak da, yani yaygın terim olarak da, maruf terim olarak da köpek olarak kullanılıyor. Ama burada Sinnavri kelimesinin kedi olarak tercüme edildiğini, yani kedigillerden diyoruz ya da onun bir alt türevidir belki. Çünkü biz aslanın bir alt türevine hepsine aslan demiyoruz ki yani. Kaplan diyoruz. Ya da burada zikredildiği şekilde kedi de aslanın bir cinsi nihayetinde. Dolayısıyla buradaki terimleri anlayabilmek için ciddi anlamda Arapça lügatlara sahip olmak lazım. Lisanul Arap bu konuda en geniş literatürü bize sunuyor. Bu kelimelerin belki 3-5-10 sayfa şeklinde, artık o İbn-i Manzur'un ne kadar derliğe bildiyse o kelimeyle ilgili, Kur'an-ı Kerim'den deliller getirmesinden, hadislerden deliller getirmesine kadar, şiirlerden deliller getirmesine kadar. Biz buna istişat diyoruz, yani delillendirme. Onun için o kelime, diyelim darabe kelimesi, zehebe kelimesi sayfalarca devam eder. Ama biz zehebeyi nasıl ifade ederiz? Gitti şeklinde ifade ederiz. Alt türevleri var, müştakları var. Zihab mesela gitti değil, gidiş demek yani. İseb emir, aynı kelimeden bir emir fiil. La tezheb, nehi fiil yani. Bunların alt kategorilerini bilebilmek için sarfı çok iyi bilmek lazım. Yani ben hallettim yani. Mümkün değil. Yani Arapçayı hallettim demek mümkün değil. Arap, Kur'an-ı Kerim kendi dilinde indiği halde Allah Resulüne bilmediği kelimeleri soruyor. Ya da kendi lisanıyla Allah Resulü konuştuğu halde hadiste geçen bir kelimeyi soruyor. Bu da ne demek diye yani. Bunun için hadislerde o dönemde anlaşılmayan kelimelerle ilgili garibul hadisler yazılmış. Kur'an-ı Kerim'deki anlaşılmayan kelimelerin izahı içinde garibul Kur'anlar yazılmış. Arka planda kardeşlerimiz bu eserleri de inceleyebilirler. Cabir'e, yani Cabir bin Abdullah, Cabir bin Abdullah 1540 hadise Muksirun'un 6. sırasında yer alıyor. En çok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayetinde zirve şahsiyetlerden 7'sinden 6.'sını teşkil ediyor. Ebu Hureyre'nin bir numarada yer aldığı listede Cabir bin Abdullah 6. numarada yer alıyor. Hemen onun altında Ebu Said el-Hudri ile bu 7 kişilik liste sona eriyor. Bu listeye giremeyenler binin altında rivayeti olan sahabilerdir. Örneğin bin hadisin üzerine çıkamayan Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi güzide sahabiler var Hulefai Raşidinden. Bunlara şöyle bir karşılık veriliyor. Bunlar devlet işleriyle daha çok meşgul olduğu için, iştigal ettiği için bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Ebu Hureyre'nin kendi lisanıyla, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini karın tokluğuna derliyordum. Sahabe-i kiramdan kendisine gelen eleştirilere bu şekilde cevap veriyordu. Siz, yani ensar ve muhacir, pazarlarında, çarşılarında dolaşırken, tarlalarında, bahçelerinde meşgul iken Ebu Hureyre karın tokluğuna Allah Resulü'nden hadisler derliyordu. Şimdi müsteşriklerin de ivasıyla, yani onların zihniyet
ti zaten bozuk yani. Çünkü onların gayesi Kur'an'ı ortadan kaldırmak. Direkt Kur'an-ı Kerim'e saldıramadıkları için sözde hadisleri eleştiriyoruz diye ümmeti Muhammed'e o yönden yaklaşıyorlar. Ümmeti Muhammed bunların hilelerini anlasa zaten bu zalimlerin kitaplarını okumaz bile, yaklaşmaz bile yani. Ama ne diyor bunlar diye. İşte bir ivadan giriyor yani. Diyelim Gold Ziyer ne diyor? Şat ne diyor? Bununla ilgili Vat ne diyor? Bir bakalım bunlara. İşte baktığın anda, kitaplarına girdiğin anda onların sana zerk ettiği tefekkür boyutunda zihninin artık bozulacağını, onların fikirleriyle hemhal olacağını, sağlam bir kafa yapısını kaybettiğin için, senin bir akla sahip olmadığın için onların adeta kuklası haline geleceğini biz de okuyoruz ama tarafsız bir göz ile okuyoruz. Muhammed Et-Mekke, Türkçe'ye tercüme edildi. Örneğin Montgomery Watt'ın kitabı. Muslim Studies, Goldziher'in eseri Türkçe'ye tercüme edildi. Biz tarafsız bir gözlükle bakıyoruz. Hemen dalmıyoruz yani. Bunlar hangi maksatla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini eleştiriyorlar? Ravi cihetiyle mi eleştiriyorlar? Metin cihetiyle mi eleştiriyorlar? Metne yönelttikleri isnat ve iftiralar hangi yönde şuyu buluyor, vuku buluyor? Onlara bakıyoruz. Ya da raviler konusunda en çok kime saldırıyorlar, ona bakıyoruz. En çok onların saldıracağı Ebu Hureyre'dir yani. Ebu Hureyre'yi ortadan zaten kaldırdıkları anda bütün o külliyat, kütüb-i sitte külliyatı da ortadan kalkacaktır yani. Ha onların da zaten gayesi odur yani. Çünkü Ebu Hureyre gittiği anda Buhari otomatikmen gidecek zaten. Şube bin el-Haccac otomatikmen gidecek. Muhammed bin Cafer otomatikmen düşecek silsileden. Muhammed bin el-Müsenna gidecek. Şube bin el-Haccac gidecek. Çünkü Ebu Hureyre baş Allah Resulü'nden ilk alan kişi yani. Ebu Hureyre'ye güvenilmezse diyecekler, bunların hiçbirisine güvenilmez. Bunların hepsi sahtekar yani. Ha Ebu Hureyre'yi onun için tahttan düşürmek istiyorlar. Onun için Ebu Hureyre'ye saldırıyorlar. Ebu Hureyre'nin çok hadis nakline kafayı takmışlar. Bir açığını bulabilir miyiz? Ebu Hureyre'yi hadis ilminden silebilir miyiz? Sildiğinizde zaten diğer bütün talebeleri gidecektir. Katade otomatikmen düşecektir. Katade'nin aynı dönemde çağdaşı Şube bin el-Haccac otomatikmen gidecektir, silinecektir yani. Bunu dama taşı olarak düşünün yani. Dama taşını hareket ettirdiğinizde hepsini hareket ettirir, hepsi gider yani. Burada dama taşı konumundaki Ebu Hureyre'dir yani. Ebu Hureyre'yi oynattığınız anda bütün liste silinecektir yani. Onların gayesi de o zaten yani. Biraz daha net konuştuk. Diğer derslerde biraz daha ilmi boyutunda müsteşriklerin eleştirilerine yer veriyorduk. Şimdi dedik ki müsteşriklerin Ebu Hureyre'yi ortadan kaldırması dama taşına benzer. Bunu da tarihe benim adımla yazın yani. Ebu Hureyre onlara göre dama taşıdır. Dama taşını oynattığınız anda gördüğünüz bütün isnattaki liste gidecektir. Buhari gittiği anda Müslim de gidecektir. Çünkü Müslim Buhari'nin talebesidir. Müslim gittiği anda Ebu Davud da gidecektir. Çünkü Ebu Davud Buhari ve Müslim'in talebesidir yani. Ebu Davud Tirmizi yanında Nesai İbni Mace de gidecektir. Çünkü hep aynı asrın insanlarıdır. Hep birbirinden almışlardır. Otomatikmen Ebu Hureyre'yi sildiğinizde hadis ortadan, hadis fenomeni ortadan kalkacaktır yani. Ha bunların böyle bir ideali var yani. Bunu bilmeyen arkadaki ahmak insanlar, onların yağdanlıkları ve yalakaları yani sanki yeni şeyler üretiyoruz gibi ortaya çıkarak, makaleler yazarak, kitaplar yazarak Ebu Hureyre'ye değil, hayır biz hadislerin isnadına bakıyoruz. Ya Ebu Hureyre bu isnatta değil mi? En başta bu isnadı rivayet eden kişi değil mi yani? Buhari'ye saldırı Ebu Hureyre'ye saldırıdır. Ebu Hureyre'ye saldırı Allah Resulü'nün şahsına saldırıdır de. Bunu bir anlamadınız yani. İslam alemi bunu anlamadı. Anlamadığı müddetçe de sürünmeye devam edecek yani. Allah Resulü'ne at gözlüğüyle, Allah Resulü'nün hadislerine at gözlüğüyle baktığı müddetçe sünnete farklı bir bakışta bakacak oryantalistlerin, müsteşriklerin baktığı tarzda.
Müsteşrikler zaten hadis fenomenini ortadan kaldırdıkları anda, Ebu Hureyre'yi ortadan kaldırdıkları anda diyecekler ki kesin bu yani. Çünkü asıl gayeleri Kur'an'ı ortadan kaldırmak yani. Diyecekler bak Ebu Hureyre gitti. Demek ki o Allah Resulüne iftira ediyordu yani. Bunun söyledikleri sahih değil. Gelecek nesillere aktarılan hadis külliyatı, Buhariler, Müslimler, Tirmiziler, Ebu Davudlar, İbn-i Maceler, Ahmet bin Hanbeller, Nesailer, Tirmiziler, İmam Malikler, İmam Maliklerin hocası konumundaki İmam-ı Azamlar, İmam Malik'in talebesi konumundaki İmam Şafiler otomatikmen zaten devreden çıkacaklar yani. Ve ondan sonra diyecekler ki bunlar hadiste isnada güvenilmiyorsa Kur'an'da da isnada güvenilmez. Çünkü Kur'an da isnat sistemine göre gelmiştir. Allah-u Teala'dan Cebrail'e, Cebrail'den Hazreti Muhammed'e, Hazreti Muhammed'den de insanlara. İncil'in de, Tevrat'ın da, Zebur'un da iniş şekli aynıdır. Allah-u Teala'dan Cebrail'e, Cebrail'den Hazreti İsa'ya. Allah-u Teala'dan Cebrail'e, Cebrail'den Hazreti Musa'ya. Allah-u Teala'dan Cebrail'e, Cebrail'den Hazreti İsa'ya. Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Hazreti Davud Aleyhisselam'dan ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan insanlara. Hadiste isnat sistemine güvenilmiyorsa bunda da güvenilmez diyecekler. Otomatikmen zaten gayeleri oydu yani. Oryantalistler zaten yaptıkları uluslararası kongrede bu kararı aldılar yani. Bu Müslümanlar müsteşrik kelimesini, oryantalist kelimesini sevmiyorlar yani. Bunları kullanmayın yani. Bırakın insanlar namazını kılmış kılmamış bunlara kafayı takmayın yani. Siz onların boynuna haç asmış Hristiyanlığın işareti. Haç asmış asmamış önemli değil yani. Namaz kılmış kılmamış önemli değil. Bir Hristiyan gibi yaşatın. Gördünüz mü? İdealleri bu yani. İşte bu zalimlerin, bu hainlerin peşinden gidenlere ben aklı evvel diyorum yani. Siz sürünmeye devam edeceksiniz. Çünkü müsteşriklerin ideallerini bilmediğiniz için onlara sözde yaranlık yapmaya kalkıp, onların kitaplarını tanıtmaya kalkıp, onların üzerinden prim yapmaya kalkıp, alemi İslam'a zarar verdiğinizin farkında bile değilsiniz. Allah sizi ıslah etsin. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cabir'e sorulan, yani köpeğin ve kedinin satımından elde edilen ücretin durumunu, yani bu bir bedel takdir ediliyor diyelim, Türk parası cinsinden çok da üsttür belki. Bir kangal köpeğini ortalama ben hadi 20 diyeyim, belki daha fazladır. 20 bin lira ödersen bu kangal köpeğini alırsın yani. Diyen sahibine hadi 19'da anlaşalım dendiği anda biçilen bu fiyattan Allah Resulü bahsediyor. Allah Resulü bu fiyatı yasaklamıştır. Bu hadisin İmam Müslim tarafından, biraz önce de ismi geçti, Buhari'nin talebesi Müslim bin el-Haccac ve Nesai tarafından, biraz önce ismi geçti yine Kütüb-i Sitte imamlarından, onların eserlerinde bu hadis zikredilmiş. Hocamız şöyle tercüme etmiş, Ebu Zübeyir şöyle demiştir. Cabir radıyallahu anh, kedi ile köpeğin satış bedelini sordum. Şöyle cevap verdi. Hazreti Peygamber bunu kesinlikle yasaklamıştır. Al köpeği hariç ifadesini Nesai eserinde kullanmış. Burada yasaklama, haram kılmak anlamına geldiğini, hele de engelleme ve kınama ile beraber olursa, hadiste kedinin satılmasının haram olduğuna delil vardır. Bir grup alim böyle söylemiştir. Ancak cumhur kedi satışının cevazına hükmetmiştir. Yani bununla ilgili bir izin vermiştir, bir ruhsat vermiştir anlamında. Bu yasağı da tenzih olarak yorumlamışlardır. Yani diyelim haramda ilmihallere bakın, iki tür haram vardır. Bir tahrimen, bir de tenzihen. Yani harama yakın olan, tenzihen helala yakın olan. Alimler tenzihen haramdır. Yani helala yakın bir haramdır ifadesini kullanıyorlar. Av köpeğinin hariç tutulmasına gelince Nesai bunun münker olduğunu söylemiştir. Münker,
güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir ravilere muhalefet edip tek kalmasıdır. Diyelim 20 tane güvenilir ravi var. O 20 ravinin dışında bir güvenilir ravi daha var. O 20 kişiye o güvenilir ravi muhalefet ediyor. Hayır, sizin dediğiniz değil de benim söylediğimdir. Bu hadis münkerdir. 20 kişinin cerh ve tadil ilmine göre söz alınır. Diğer kişinin, muhalefet eden kişinin hadis ilminde sözü reddedilir. O reddedilen kişinin durumu şahızdır. Şahız olan kişinin rivayeti münkerdir. Burada bir izah yok ama ben bu terimi de izah etmiş oldum. Sübülüsselam'ın müellifi Emir Sanani böyle diyor. Yani av köpeğinin hariç tutulması, yani haram olmadığı. Ve Nesai'nin bu hadise münker ismi verdiğini, yani o hadisi münker olarak tavsif ettiğini görüyoruz. Bir sonraki hadis, en çok hadis rivayet edenlerden birisi olan 7 kişinin arasına giren Ezvacı Tahirat'tan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pak eşlerinden Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı Hazreti Ayşe'dir. An Ayşe tekalet ce'etni berira fekalet ketebtu ehli ala tisi uvakin fi kulli amin uqiyye fe e'inini fekultu in ahabbe uhlike en e'uddehe lehum ve yekunu velâ uki li fefealtu fezehebet berira ila ehliye fekalet lehum feebev aleyha fecaet min indi ve Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme celisun fekalet inni kat arattu zalike aleyhim feebev illa en yekuna el velahu lehum fesemiyan nebi sallallahu aleyhi ve selleme feakhberat Aişetu en nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fekale huzîhe veştariti lehum elvelâe huinneme elvelâu limen a'taka ve fealet Aişetu summa kâme Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme finnâsi khatîben fehamidallâhe vethnâ aleyhi summa kâle emmâ ba'd ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان في شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. Uzun bir hadis. Hazreti Ayşe validemizden naklediliyor. Aynen mütercimlerin nasıl tercüme ettiği tarzda kardeşlerimize arz edelim. Şöyle kardeşlerimiz Türkçe'ye tercüme etmişler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Allah o hanımefendiden razı olsun anlamında şöyle demiştir. Berire ile ilgili bir açıklama var. Ümmül Müminin Ayşe'nin azatlı kölesidir. Dersimizin başında İslam'ın ilk yıllarında kölelik vardı, daha sonra kaldırıldı ifadesini kullanmıştım. Bizzat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da Zeyd bin Harise'yi kölelikten azat etmişti ve o zaman diliminde Zeyd bin Muhammed diyorlardı. Ayeti kerime indi. Ud'uhum li abayim. Onlara babalarının adlarıyla hitap edin. Zeyd bin Muhammed değil, Zeyd bin Harise değil. Ondan sonra insanlar Zeyd bin Harise demeye başladılar. Zeyd bin Muhammed değil. Usame'nin babası. Hem babası şehit, Mu'te'de şehit Zeyd bin Harise Allah Resulü'nün başkomutanı, hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına 2 gün kala yine Bizans'ın üzerine başkomutan olarak bu sefer oğlu Usame bin Zeyd'i komutan olarak tayin ediyor ve ashab-ı kiramın arasında bazı sesler yükseldiğinde Allah Resulü bunu duyuyor. Sımsıkı başında sarılı sağlığıyla sendeleye sendeleye Mescid-i Nebevi'ye geliyor Allah Resulü. Zaten Allah Resulü'nün o anda
hasta olarak bulunduğu Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Ayşe validemizin evi. Arada bir perde var, sütre var. Allah Resulü perdeyi kaldırdığında Mescid-i Nebevi yani. Sendeleye sendeleye Allah Resulü geldi. Daha önce Zeyd'e de taan etmiştiniz. Zeyd de başkomutanlığa layıktır. Şimdi de oğlu Üsame'ye taan ediyorsunuz. Üsame de bu işe layıktır diyordu. Başkomutan, Hazreti Ebu Bekir onun emrinde bir asker. Hazreti Ömer onun emrinde bir asker. Hazreti Osman onun emrinde bir asker. Hazreti Ali kerramallahu veche onun emrinde bir asker. Ne derse Üsame'nin o yapılacak. Otur otur, kalk kalk, yürü yürü. Cihat var, hadi cihada. Kimse Üsame bin Zeyd'in emrini kıramaz. Allah Resulü artık başkomutan tayin etmiştir ve cemaati teskin etmiştir bu sözleriyle. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Güzide ashabından o dönemde azatlı kölelerden birisi Berire, Ebu Muhammed bin Caş oğullarının azatlı kölesi olan Muğis ile evliydi. Azat edildiğinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onu muhayyer bıraktı. Yani ister ailesinin yanına gider, ister orada kalır. O da kendisini tercih etti. Allah Resulü'nü tercih etti ve eşinden ayrıldı. Eşi o zaman köleydi. Yani bu hanımefendi cariye, eşi de köle. Bu şekilde adlandırılıyor o dönemde. Bir ukiye, her sene bir ukiye, ukiyeyi de ifade ediyor. Bizde bugün kullanılan ülkemizde örneğin diğer ülkelerin paraları da tedavülde kullanılıyor. Onlar da bozuluyor. Change exchange deniyor buna ama genelde bizim kullandığımız Türk parası. O dönemde de ukiye kullanılıyor yani. Dirhem kullanılıyor, dinar kullanılıyor. Daha önce gördük sağ diye bazı ölçüler var yani. O artık malın cinsine göre buğday mı? Buğdayda örneğin sağ kullanılıyor. Burada ukiye. Her sene bir ukiye. Ukiyeyi izah ediyor. 40 dirhem. O dönemde kullanılan bir para türü yani. Bu taksitle yapılacak olan bir ödemedir. Bu şart olmasa da caizdir. 9 ukiye mukatebe yaptım. Mukatebe dediği arasında anlaşarak, şimdi izah vardır. Daha önce biz derslerde geçtiği için mukatebeyi kardeşlerimize kısaca şöyle arz edelim. Mukatebe, köle ile efendisi arasında bir yazışma, bir mukavele, bir akit yani. Şu işi yaparsan, diyelim şu tarlanın tamamını zirai yönden donatırsan, ekersen, dikersen, bostan diyoruz değil mi? Bağ, bostan yani. Bostan haline getirirsen, seni azat edeceğim dediğinde, o bahçe belirli bir merhaleye geldikten sonra artık bir tarafında urma vermiş, bir tarafında diyelim karpuz, kavun, genelde Medine'de hurma meşhurdur ama diğer ürünler de yetişmiyor değil. Örneğin Taif bölgesinden anar bile yetişiyor yani. Bu gibi yani meyvelerin, sebzelerin yetiştiğinde ben seni azat edeceğim anlamında, buna mukatebe deniyor, karşılıklı yazışma anlamında. Mukatebe köle ile sahibi arasında belirli bir bedel karşılığında yapılan anlaşmadır şeklinde açıklamış. Ben de bunu izah etmeye gayret etmiştim. Bunun için bana yardım et. Yani bir mukatebe yaptım. Bunu yerine getirmek zorundayım. Yani diyelim bu bahçeyi, benim verdiğim örnek, bu bahçeyi benim belirli bir aşamaya getirmem lazım. Yemyeşil hale getirmem lazım anlamında. Ben ise şöyle dedim. Eğer seninkiler isterse bu bedeli onlara sayarım. Ama bunu benim azatlı kölem olursa yaparım. Bunun üzerine Berire sahiplerine döndü ve konuyu onlara anlattı. Fakat onlar bunu kabul etmediler. O da onların yanından kalkıp geldi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam orada otururken Berire, ben bu konuyu onlara aktardım. Ancak onlar bunu vela hakkının, velayı da açıklıyor, azat etme sebebiyle köle ile sahibi arasında meydana gelen akrabalık bağıdır. Normalde bir kan bağı söz konusu değil. Ama köle ile efendi arasındaki bir bağdan dolayı buna vela deniyor. Allah Resulü zaten diğer hadislerde
bunun satışını yasaklıyor. Burada da o durum söz konusu, hakkının kendisine ait olması şartıyla kabul ettiler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları duydu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha da Allah ondan razı olsun, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama meseleyi anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Onu al ve kendin için velayı şart koş. Çünkü vela hakkı ancak köleyi azat edenin hakkıdır. Yine burada bir izah var. Buradaki lam ve in esetum felehe. Eğer kötülük yaparsanız, Kur'an'da bir ayet, bu sizin aleyhinize olur ayetindeki lam gibi ala anlamındadır şeklinde bir izahı da dipnota derc ettiklerini görüyoruz. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a, Allah ondan razı olsun, böyle yaptı. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam insanlara hutbe vermek için ayağa kalktı. Ve esme demişti. Hatiben, yani Allah Resulü hitap etti ve Allah hamd etti, yani Allah'a hamd sena etti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi yani anlamında. Allah hamd senada bulundu. Zaten bunu da Türkçe'ye tercüme etmiş. Sonra şöyle buyurdu. Bundan sonra bazı kimselere ne oluyor ki Allah'ın kitabında bulunmayan şeyleri şart koşuyorlar. Allah'ın kitabında bulunmayan her şart batıldır. İsterse 100 tane şart olsun. İşte görüyorsunuz, Allah Resulü'nün asıl dayandığı nokta Kur'an'dır. Kur'an da bir ilke. Varsa o ilkenin üzerinde sünnet yükselir, hadisler yükselir. İsterse diyor Kur'an'da bu şart yoksa 100 tane şart olsun, batıldır, bu geçersizdir diyor yani. Ama Kur'an'da bu şart varsa, isterse bunun aleyhinde 100 tane delil olsun, diyelim bir edebiyattan delil olsun, bir şiirden delil olsun, fark etmez, bir mersiyeden delil olsun, fark etmez yani, bunlar geçerli değildir. Kur'an'da şayet o kişinin hakkında bir delil varsa geri kalan 100 delil işe yaramaz diyor Allah Resulü. Altını bir daha çizmiş olayım. Allah'ın kitabında bulunmayan her şart batıldır. Aynen buradan bir daha okuyayım. وَاِنْ كَانَ مِيَةَ شَرْطٍ فَقَدَاءُ اللّٰهِ حَقْ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقْ. Allah'ın kitabında bulunan şart en geçerli şarttır. Ve o şartların da en hakkı, yani o konuda en baş şarttır anlamında, en üst şarttır anlamında. Allah'ın hükmü en doğru hüküm ve Allah'ın şartı en sağlam şarttır. Evsak geçmişti. Metin İmam Buhari'ye aittir. Hadis muttefakun aleyhtir. Yani hem Buhari'nin hem de Müslim'in ortak rivayetidir. Muhakkak ki vela hakkı azat edene aittir. Hadisinin İmam Müslim'in rivayetinde onu satın al ve azat et. Onlara da vela hakkını şart koş. Vela hakkı neydi? O kişinin sahibiyle arasındaki bir adeta anlaşma var gibi, bir akrabalık var gibi. Buna vela, diğer anlaşmaya ise yazılı anlaşmaya ise mukatebe. Böyle bir köleye mukatep köle, böyle bir satışa da velanın satışı deniyor. Bunlar İslam hukukunun geniş boyutlu ele aldığı konulardan bir tanesi. Elhamdülillah tefsire giriyoruz, hadise giriyoruz, fıkıha giriyoruz. Böyle bir ders başımızın tacı yani. Bir ravi tarihine giriyoruz, ravinin güvenilirliğini inceliyoruz. Bu olay örneğin o dönemde kimlerin başından geçmiş bir vaka mı? Gerçekten bu cahiliye döneminde bir esas mı yani? Bir diyelim bir tıp örneği geçti. Cahiliye döneminde bu bir tedavi metodu mu örneğin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanlış dağlanan bir sahabeyi onu öldürdüler diyor. Bakın dağlamayı da ciddi anlamda bir uzmanının yapması lazım. O yaranın yani dışarı mikrobun sirayet etmemesi için bir ateş ile orayı dağlamak. Yanlış yeri dağladıklarından dolayı sahabe-i kiramı Allah Resulü öldürdüklerini ifade ediyor. Bakın tıp yetmiyor yani. O tıbbı uygulayacak kişinin uzman olması gerekir. Hani Anadolu'da boşuna söylememişler. Yarım doktor candan eder.
yarım hoca da dinden eder. Kardeşlerim, onlara vela hakkının, yani o kölenin seyyidiyle, efendisiyle arasında meydana gelen ısımlık hakkının bir nevi şart olması ifadesinin, hadisin mukatebe yapılmış kölenin bununla ilgili ücreti ödemekte zorlanması durumunda satılmasının caiz olduğuna delildir. Bu İmam Ahmet, yani Ahmet bin Hanbel ve İmam Malik, yani Malik bin Enes, bunlar dört aynı zamanda mezhep imamı olarak addedilir. Ancak bunların hiçbirisi mezhep kurmamıştır. Sonradan bunların görüşü ekol haline gelmiştir. Örneğin İmam Malik'in Medine'nin amelini savunuyor. Allah Resulü'nün döneminde bu eylem var mıydı, yok muydu yani? Allah Resulü'nün döneminde böyle bir eylem yoksa İmam Malik'in reddettiği durumlar var yani. Amelü ehlil Medine diyor onun için İmam Malik. Yani Allah Resulü'nün dönemindeki örfü, anane olarak da Türkçe'de kullanıyoruz. Anane de Arapça bir kelime. Örf de Arapça bir kelime. Allah Resulü'nün gelenek diyelim yani, dilimize gelenek olarak da geçmiş yani. Anane olsun, örf olsun, gelenek olsun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden önce var mıydı? Cahiliye döneminde bu gelenek var mıydı? Kur'an'a aykırı olabilir. Hadislere aykırı olabilir. Bu tedavi şekli var mıydı yani? İşte dağlamadan bahsettim. Bu tedavi şekli var mı? Kan aldırma, hacamat Allah Resulü'nün öncesinde de var. Hatta Hazreti Ebu Bekir'in başından bir olay geçiyor. Hazreti Ayşe naklediyor. Yani biz buna dualarla tedavi diyoruz. Rukye yani. Hazreti Ebu Bekir nelerle rukye yaptı yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de rukye yapıyordu. Örneğin Felak ve Nas'ı okuyup Allah Resulü vücuduna üflüyordu yani. Şimdi bunu Allah Resulü yaptığı halde sizden bir zat görse ya bu adam üfürükçünün teki diyebilir yani. Çünkü Allah Resulü'nü tanımayan, Allah Resulü'nü bilmeyen, Allah Resulü'nün sünnetini bilmeyen senin kadar da mı bilmiyor? Ebu'l-Ala el-Mevdudi Felak ve Nas suresinin tefsirini almış bu hadisi. Allah Resulü'nün Felak ve Nas'ı okuyup vücuduna üflediğini yani. Şimdi hiç ilimden, irfandan yoksun insanların tefsirden, hadisten, fıkıhtan, kelamdan, İslami ilimlerin hiçbir nevinden haberi olmayan insanların cebbel kalem, ya böyle şey mi olur Allah Resulü? Sen Allah Resulü'nün yanında mıydın Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi? Ya da karın tokluğuna hadislerini derleyen Ebu Hureyre gibi yanında mıydın? Hazreti Ayşe naklediyor bizzat Allah Resulü Felak ve Nas'ı okuyup azalarına üflüyordu diyor yani. İşte bilmeyen arka plandaki insanlar Hazreti Ayşe'yi bile Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama iftira etmekle, yani öyle bir söz yok Hazreti Ayşe uydurdu şeklinde, Hazreti Ayşe validemizin ezvacı dairattan, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın eşi, başımızın tacı, müminlerin annesi, sen annene bu şekilde mi davranırsın? Anneni yalancılıkla mı itham edersin yani? İşte aslını faslını araştırmazsan Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle racmen bil gayb yapmış olursun. Bilmediğin bir konuya girmiş olursun. Allah-u Teala niçin eleştiriyor, niçin racmen bil gayb diyordu? Ha, Ashab-ı Kehf'in sayısı üzerinde tartışıyorlardı. Kehf suresine bakın. Allah-u Teala noktayı koydu. Bazıları dediler ki Ashab-ı Kehf'in sayısı köpekleriyle yedi. Bazıları dediler ki وَثَامِنُهُمْ yani onlar sekizdi. Kıtmirle sekizdi ya da yediydi. Onlar altıydı, kıtmirle yediydi. Racmen bil gayb diyor Allah-u Teala. Yani sizin bu söylediğiniz boş şeyler, kesin bilgiler değil diyerek Allah-u Teala Ashab-ı Kehf'in sayısını Kur'an-ı Kerim'de net olarak o yedi mi yoksa köpekleriyle mi sekiz reddediyor. Böyle bir duygunun, düşüncenin, tefekkürün yanlış olduğunu, yani sadece ve sadece Ashab-ı Kehf'in sayısını Allah-u Teala'nın bildiğini de bu arada görüyoruz. İstese Allah-u Teala 9'du diyebilirdi yani. Oradaki örneğin ölen merkebin 309 yıl kaldığını ifade ediyor. 309
Bir daha 3-9 arası 303 de olur, 304 de olur, 305 de olur, 306 da olur, 307 de olur, 308 de olur, 309 da, 310 olmaz. Bir 3-9 demek. İngilizler teenager kullanıyor. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 demez. 20 olmaz yani. Bunu da 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 şeklinde ifade etmişler. Bu yaş aralığına da teenager demişler. Yani adolesan çağındaki gençler, yani yeni yetişme çağındaki gençler. Bak İngiliz de kullanıyor teen'i, Arap da kullanıyor teen'i. 3-9 arası yani. O zaman o merkep orada ölen, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın örneklediği, bak 303 de olur, 304 de olur, 305 de, 306 da, 307 de, 308 de, 309 da. Bak Allahu Teala sayıyı net veriyor. 300'ün üzerinde bir sayı veriyor yani. Ama Ashab-ı Kehf'in sayısıyla ilgili net bir bilgi vermiyor ve bununla ilgili yorum yapanları da Kur'an-ı Kerim'de reddediyor. Racmen bil gayb. Onlar gayba taş atıyorlar. Boş konuşuyorlar yani. Kardeşlerim, Allah'ın izni ve inayetiyle İbni Ömer'in hadisine 800'lü hadislerden artık 700 hadislere başa doğru geliyoruz. 778. hadis An İbni Ömer'a radıyallahu anhuma, yani hem Abdullah'tan hem burada anhum şeklinde bazen terimlerin ya da anhu şeklinde bazen terimlerin yanlış dizildiğini görüyoruz. Eğer burada iki kişiden bahsediliyorsa radıyallahu anhuma, yani Allah o ikisinden razı olsun. Burada Hazreti Ömer'in ismi de var. Hem İbn dediği oğlu Abdullah'ın, hem de Hazreti Ömer'in oğlu, yani Abdullah'ın ismi var. Hem de babası Ömer'in ismi var. Ömer bin el-Hattab'ın. Onun için her ikisinden Allah razı olsun ifadesinin daha doğru olduğunu. قَالَ نَهَا عُمَرُ عَنْ بَيْءِ اُمَّحَاتِ اَوْلَادِ فَقَالَ لَا تُبَعَ وَلَا تُحَاطْ وَلَا تُعْرَثْ لِيَسْتَمْطِعْ بِهَا مَا بَدَى لَهُ فَاِذَا مَاتَّ فَهِيَ هُرَّةٌ İbni Ömer'in, yani Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiği hadiste Hazreti Ömer Ümmü Veled'in, daha önce bu tip hadisler geçmişti, annesini, efendisini doğurduğu kişi anlamında Ümmü Veled, o sahibinden cariye bir çocuk dünyaya getirdiyse, yani o efendisinden, o çocuk dolayısıyla temlik olduğu için, mülkiyet olduğu için, o cariye de annesinin bir nevi mülkünde olan, annesi onun mülkünde olan bir durum. Buna Ümmü Veled deniyor yani. Yani çocuğunun annesi, bir nevi efendisi olan kişinin bir nevi kölesi. Tabii böyle bir durumda o çocuğun annesini köle olarak zor işlerde kullanması mümkün değildir. Böyle bir duruma Ümmü Veled deniyor. Ümmü Veled'in satılmasının caiz olmasının gerekli olduğu ile ilgili, fakat ümmetin çoğunluğunun bunun yasak ve haram olduğu görüşünü benimsediklerini, hatta müteahhirundan, yani sonraki alimlerden bir grup bu konuda icma olduğunu iddia etmişlerdir. Yani görüş birliği olduğunu ifade etmişlerdir. Hazreti Ömer'in bunu yasaklamasını ve ashabtan hiç kimsenin ona muhalefet etmemesini buna delil getirmiş ve buna kendi icmaları gibi değerlendirmişlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi de onları teyit etmektedir. Yani onların görüşlerini doğrulamaktadır. Bir kadının sahibinden çocuğu olursa, benim size izah ettiğim şekilde, o müdebber olarak hür olur. Zaten zikretmiştim. Annesini köle olarak, ben senin efendinim, her ne kadar sen benim annem olsan da sen zaten cariyesin. Bu evin cariyesiydin. Annem olabilirsin ama sen benim hizmetime devam edersin demez demiştim. Burada da öyle bir durum söz konusu. Bir kadının sahibinden çocuğu olursa o müdebber olarak hür olur. Bu hadisi İmam Ahmet, yani Ahmet bin Hanbel, İbn-i Mace, Kütüb-i Sitte imamlarından, Sünen'inde, Hakim, Hakim'in El-Müstedrek'i var. Buhari ve Müslim'in şartlarına uyduğu halde eserlerini almadığı El-Müstedrek Aleyh-Sahihayn adıyla yazdığı kitapta derc ettiği
O kitapta bu hadisin olduğunu, Beyhaki'nin Sunenul Kubra'sı var. Sunenul Kubra'da bu hadisi rivayet ettiği zikrediliyor. Pek çok farklı tarik ve metin de vardır. Yani bu hadisin tarik dediği senetleri vardır. Metin dediği yukarıdaki velanın satışıyla ilgili metinler. Aynen buradaki müdebber kölenin artık o çocuğun annesi olduğundan dolayı azatlı olacağı gibi durumlar. Avnul Mabud'un 4. cilt 47. sayfasında geçiyor. Avnul Mabud Azim Abadi'nin Ebu Davud şerhi, kardeşlerimiz bulabilirlerse 4. cilt 47. sayfaya da müdebber kölenin, yani efendisini doğuran kölenin nasıl hürriyetine kavuşacağını, azat olacağını orada görebilir. Bu hadis çok genel bir kurala işaret etmektedir. O da Ümmü Veled'in sahibi öldükten sonra hür olduğudur. Bu kuralla ancak Ümmü Veled'in satılmasından uzak durulursa amel edilir. Böyle bir görüş de var. O çocuğun, evet o cariye annesi ama asıl temlik sahibi, asıl mülkiyet sahibi, asıl emri altındaki kişi o çocuğun babası. Bazıları da diyorlar ki o çocuğun babası. Yani Ümmü Veled'in temliki altında bulunan o cariye ancak o zatın ölümüyle azat olur. Yani hürriyetine kavuşur yorumunu yapanların da olduğunu görüyoruz. Bu kuralla ancak Ümmü Veled'in satılmasından uzak durulursa amel edilir. Cabir'in, yani Cabir bin Abdullah'ın bu hadisine gelince o pek çok ihtimal içermektedir. Belirlenmemiş bir zamanda yapılan bir uygulama genel kural ve külli kayıtlar karşısında duramaz. Hani yukarıda bir durum geçmişti. Kur'an'da bir şart varsa, 100 tane şart olsa da bu geçersizdir demişti Allah Resulü. Burada da Cabir bin Abdullah'ın böyle bir görüşünün bir icma varsa, yani külli kayıtlara karşı ferdi bir görüş olduğunu ve buna itibar edilmeyeceğini ifade ediyor. Ve Cabir bin Abdullah'ın iki hadisini inşallah zikredelim. Hatta üç hadisi anhu diyorsa, ondan anhu diyorsa dört. Dört hadisini zikrederek Ebu Hureyre'ye kadar gelmiş olalım. 784'te bugünkü dersimizi ikmal edeceğiz. Dört hadisin dördü de Cabir bin Abdullah'tan rivayet ediliyor. Cabir bin Abdullah dersimizin başında da ismi geçmişti. Orada da bir hadis rivayetinden bahsetmiştik. Sonradan dersimize katılan kardeşlerimize zikretmiş olalım. Tabiinden Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'a köpeğin ve kedinin satışıyla ilgili bir soru sorduğunu, hatta oradaki sinneuri kelimesini tartışmıştık. Bu kelimenin kıtta, kedi anlamına geldiğini ama kelbin burada meşhur diğer hadislerde geçtiği şekilde isminin geçtiğini, sinneuri kelimesinin burada özgün bir kelime olduğunu da zikretmiştik. Dört hadis Cabir bin Abdullah'tan şehit olmasının caiz olmasını gerektirir. Fakat ümmetin çoğunluğu bunun yasak ve haram olduğu görüşünü kabul etmiştir. Yani o efendisini doğuran kadının durumunu İslam alimleri haram olduğu konusunda çoğunluğu dediği cumhuru yani. O zaman cumhura bakılır. Yani bu böyle bir kölenin zaten müdebber olarak azat olabileceğini, bunun satışının mümkün olmayacağını. Bakın ne kadar güzel bir dinimiz var yani. En ince ayrıntılarına kadar girmiş yani. Eldivenden merdivene kadar, habbeden kubbeye kadar her konu hadisin içinde. Hala sen gidip oradan buradan akıl alıyorsun. Ya Allah Resulüne gel. Allah Resulü ne dedi? Son hitabında teraktu fikum emrayni lan tadillu ma temassaktum bihima kitaballahi ve sünnete nebiyyi. Size iki emanet bıraktım. Bunlara sarıldığınız müddetçe ebediyen dalalete düşmezsiniz. Bunlardan birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi nebisinin sünnetidir. Tabii ki ashab-ı kiramdan başlayarak tabi'in, tebevit tabi'inden bugüne kadar cumhur dediği alimlerin çoğunluğu böyle bir durumda müdebber olan kölenin satışının mümkün olmayacağını, caiz olmayacağını ifade etmeleri mantıki bir davranıştır yani. Yani bir kişi annesine ifade ettiğimiz şekilde kötü davranabilir mi? Kur'an'daki ilkeye aykırı zaten.
وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. En önce Allah-u Teala kendisine ibadeti, sonra anne babaya itaati emretti. Onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlarsa onları azarlama. Onlara kötü söz söyleme. Onlara üf bile deme. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. Onlara güzel söz söyle. قَوْلًا مَعْرُوفًا. İşte annesine, babasına kötü davranabilir mi bir insan? Böyle bir durumda İslam alimleri böyle bir kölenin, müdebber kölenin satışının caiz olmayacağı konusunda cumhur görüş birliğine, bir nevi icma hasıl olmasa da büyük bir çoğunluğu bu konuya evet demiş, satılamaz demiş yani. Hazreti Ömer'in bunu yasaklaması ve ashabtan hiç kimsenin ona muhalefet etmemesini buna delil getirmiş ve bunu kendi icmaları gibi değerlendirmişlerdir. Yani Hazreti Ömer bir şey söylüyorsa ki o hadisleri bile Kur'an'ın önüne geçirmek istemiyor ve sahabe-i kirama az rivayette bulunun diyerek hatta onların Medine dışına çıkmasına izin bile vermiyordu. Yani Kur'an ne söylüyorsa Hazreti Ömer orada duruyordu. Müsteşriklerin kafasıyla sen bu Hazreti Ömer'in yorumunu değerlendirirsen çok şey çıkar. Ha, bak Hazreti Ömer de hadisleri reddetti. Öyle bir şey yok. Nereden çıkardın onu? Hazreti Ömer hiçbir şeyi Kur'an'ın önüne geçirmek istemiyordu demek Hazreti Ömer'in hadisleri reddettiği anlamına gelmez ki ahmak adam. Hazreti Ömer'in müsnedi yayınlandı. Hem de yayınlayanlardan bir tanesi onun yazmasından yayınlandı. İbni Kesir. İbni Kesir muhteşem bir alim. Hem bir tefsir alimi hem bir hadis alimi yani. Hem bir İslam tarihi alimi. El Bidaye ve Nihaye'yi yazmış. 14 cilt benim kitaplığımda yer alıyor. 15 cilt halinde Türkçe'ye tercüme edildi. Olayların başlangıcı ve sonu. İbni Kesir Allah Resulü'nü bizden daha iyi biliyordu. Mizziler, Tirmiziler, Nesailer, Ebu Hureyreler, Enes bin Malikler, Hulefai Raşidin Allah Resulü'nü bizden daha iyi biliyordu yani. Şimdi onlar diyebilir mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine izin vermedi. Peki onlar niye yazdı? Bin Abdullah'ın rivayet ettiği hadiste قَالَ نَهَا النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve selleme an بَيِّ فَضْلِ الْمَاءِ. Yani yine Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin suyun fazlasının satılmasının durumunu incelediğini, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin suyun fazlasının satışını yasakladığını burada görüyoruz. Bunun mutlaka sebebi vardır. Altta bununla ilgili bir beyan var, okuyalım. Bu ifadeyle hiç kimseye ait olmayan bir yerde bulunan su kastedilmiştir. Bir kişinin arazisinden çıkan su değil yani. Örneğin ben, Nuri abim beni izliyor, Nuri abim beni tanımaz. Ben Emirdağ İmam Hatip Lisesi'nde okurken onlar yurt dışındaydı yani. Ben 40. yılımı çalışıyorum bakın. 8-9 yıl Diyanet'in bir görevlisi, ardından 23-24 yıl Milli Eğitim'in bir görevlisi. 10 yıldır da YÖK'ün yani Yüksek Öğretim Kurulu'nun bir görevlisi olarak 40 yıldır devletin pek çok kademesinde görev yapan birisiyim. Bizim topraklarımızda da örneğin ama köyümüzü, kentimizi böyle yerlerde görev yaptık, ihmal ettik değil yani. Kardeşlerimizi seviyoruz, onlara saygımızı, hürmetimizi gösteriyoruz, başımızın tacı diyoruz yani. Yani köyden hani hem tepelerde yılana hem de kartala rastlarsınız. Birisi sürünerek, birisi uçarak gelmiştir. Biz kazıyarak bu mevkilere elhamdülillah geldik. Hani birilerinin omuzuna basarak değil, zaten birilerinin omuzuna bassak Allah-u Teala hak etmediğimiz için onun bedelini bize soracak yani. Onun için bizim kursağımızdan ya da çocuklarımızın kursağından haram bir para geçmesini arzu etmiyoruz. Her kardeşim bunu böyle düşünmesi lazım. Evine gelen mis gibi, ya Ahmet senin bak alın terin buna sinmiş demesi lazım eşine. Mehmet ya ne kadar güzel, sen
Senin kazancın gözünün nuru, alnının teri demesi lazım eşinin, oğlunun. Alnından öpmesi lazım, elinden öpmesi lazım babaların. Bugün baba nereden getirirsen getir, anne nereden getirirsen getir diyen bir nesil tasvip etmedik, etmiyoruz yani. Alın teri Allah Resulü'nün ifade ettiği anlamda Ebu Davud nasıl burada Sünen kitabını nakış nakış işlediyse, gelecek nesle Sünen gibi bir kitap kazandırdıysa, Buhariler camileri işlediyse, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle Davud Aleyhisselam da demiri işliyor. Demiri Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor Hadid suresinde. Onunla kazanıyordu. Demir ona yumuşatılıyordu Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle. Ve Allah Resulü diyor ki Davud Aleyhisselam da elinin emeğini yerdi. Onun için köylerde sondaj vurulur yani, diyelim kıraç tarlalara. Oradan çıkan sudan bahsetmiyor bu. Umuma ait olan milli emlak diyoruz biz. Bugün Maliye Bakanlığı'nın literatürüne göre milli emlak, yani devlete ait arazilerden çıkan sudan bahsediliyor burada. Onun fazlasını satmak. Hadisi İmam Müslim'in rivayet ettiğini ve devenin aşmasını satmamızı ifadesinin ziyade edildiğini burada, yani bir anlam çiftleşme olarak, yani erkek hayvanın dişinin gebe kalmasına bir atıfta bulunduğunu, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunun için herhangi bir ücret alınmasını yasaklamıştır. Yani böyle bir durumda böyle bir ücreti talep etmeyi de Allah Resulü'nün helal görmediğini, caiz görmediğini de hadiste görüyoruz. Cumhura göre bu yasak haramlık ifade etmektedir. Yani caiz görmemek izin verilmedi anlamında değil, haramdır. Doğru olan da budur. Yukarıdaki ifadenin ancak kendine ait topraklarda bir çukurda su birikirse, bir kuyu açarsa ya da orada su kendiliğinden çıkarsa hiç şüphe yok ki bu da suda başkalarından daha çok hak sahibidir. Kendinin ve hayvanların ihtiyacından fazla bile olsa onun suyu bağışlaması gerekmez. Kendi tarlasından çıkıyorsa böyle bir tahdit yok hadiste. Fakirlerin geneli ve şevkani, şevkaninin Neylül Evtari meşhurdur. Zaten Neyl'den alınmış bu, Neylül Evtar'dan. Atlı eserinde şöyle demiştir. Görünen o ki sahipli veya sahipsiz topraklarda bulunan, sahipli topraklar kişinin mülkiyetinde olan, tapulu olan arazi, sahipsiz topraklar milli emlaka ait olan, yani yine onun tapusu vardır ama siz göremiyorsunuz. Siz orayı diyelim işgal ettiniz. 3 gün sonra devlet size bir ihtar gönderiyor. Diyor ki ora belediyeniz, sen oraya niye araziye el koydun ki yani? Kaç yıl orayı işgal ettin? 10 yıl. 10 yıl senden kira talep ediyor milli emlak. İşte Nuri abi biliyor, bizim köylerimizde Tabuk, Kadosro geçtikten sonra babamızın 40-50 yıl mesela zilliyetlik diyoruz yani. Mülkiyetlik yaptığı, üzerine ev yaptığı yeri bize kirasını da alarak devlet sattı yani. Devlet acımaz yani. Bir müddet sonra senden faiziyle acımaz derken senin zalimliğine, o toprağa işgaline karşı acımaz. Merhameti vardır. Seni bağrına basar. Ama senin zulmün karşısında sana acımaz. Bunun da altını çizmiş olayım. Görünen o ki sahipli veya sahipsiz topraklarda bulunan su arasında herhangi bir fark yoktur. İçmek ya da başka bir şey için olması, hayvanların ihtiyacı veya ürünler için kullanılması, çölde veya başka bir yerde bulunması durumu aynıdır. Kırbasında veya kovasında suyu olan kişinin durumu hadiste zikredilmemektedir. Bak ne kadar bir incelik var İslam alimlerinde, fıkıh alimlerinde. Kırbadaki su ne olacak? Testideki su ne olacak? Örneğin bakraçtaki su ne olacak? Yani ona kadar İslam alimlerinin irdelediğini, kırbasında veya kovasında suyu olan kişinin durumu hadiste zikredilmemektedir. An İbni Ömer'a, Hazreti Ömer'in oğlundan rivayet edilen hadis, ondan sonra yine İbni Ömer ile noktayı koyacağız inşallah. 3 hadisle Ebu Hureyre'ye kadar geliyor. Cabir, sonra İbni Ömer'den 3 tane hadis var. An İbni Ömer'e kâle ne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme
an asbil fahli. İbn-i Ömer diyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam erkek hayvanın menisi karşılığında kira almayı yasakladı. Hadisi yani koçluk diyoruz biz buna. Hadisi İmam Buhari rivayet etmiştir. Yani Cami-i Sahih'te yer almaktadır. Kardeşlerim yine İbni Ömer'den rivayet edilen bir hadiste enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme neha an bey'i habelil hableti ve kana bey'an yetebaya'u ehlul cahiliye kana raculu yebta'u el cezaru ila en tuntecu ennaku summa tuntacu elleti fi batniha. İbni Ömer'in rivayet ettiği hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ana karnındaki yavruyu satmayı yasaklamıştır. Bu cahiliye halkının yaptığı bir satıştı. O zamanlar adam deveyi dişi devenin doğurmasına, sonra da onun karnındakinin doğurmasına bağlı olarak satın alırdı. Burada bir izah var. Hazreti Peygamber annesinin rahminde bulunan yavrunun satılmasını yasaklamıştır. Bu ifadeden muradın yavrusunun yani devenin rahmindeki yavrunun yavrusunun satılması olduğu da söylenmiştir. Bu yasağın sebebi olmayan, bilinmeyen ve teslimi konusu tayin edilmeyen bir şeyin satılmasıdır. Bu bey-i garar denen aldatma şeklinde satıştır. Bunun anlamının tescilli satış olduğu yani kayıtlı satış olduğu söylenmiştir. Yani bir şeyin deve veya onun da yavrusunun doğuracağı zamana bağlı olarak satılmasıdır ki bu bilinmeyen bir zamana bağlı olarak yapılan bir alışveriştir. Kardeşlerim, yine İbni Ömer'in rivayet ettiği son hadiste bugünkü dersimiz enne Resulallah'ı kesinlik ifadesi kullanıyor. Kesinlikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya bir nehi gelecek ya bir yasak gelecek ya bir izah gelecek ya da Allah Resulü'nün yaptığı bir eylem gelecek yani. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, boşuna mı Allah-u Teala dikkat çekiyor? İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlem ritsun min ameli şeytan feçtenibuhu leallekum tuflihun. Ey iman edenler, dikkat çekti. İçki, kumar, putlar, fal okları şeytanın pislikleridir, amelindendir. Hemen ayeti kelimenin devamında fehel entum muntehun, hala bunlardan vazgeçmediniz mi diye yine uyarıyor. Demek ki ya eyyühellezine amenu deniliyorsa ya bir emir gelecek ya bir yasak gelecek. Enne Resulallah ya da enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi geçiyorsa sahabe-i kiramın ağzından bu ifade çıktıysa İbni Ömer olsun, Enes bin Malik olsun, Ebu Hureyre olsun, Hazreti Ömer olsun, Hazreti Ebu Bekir kesinlikle Allah Resulü bunu böyle yaptı. Bunu bu şekilde dağıttı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle söyledi. Yani bunun yorumuna gidemezsiniz siz. Burada İbni Ömer'i tan edemezsiniz. İbni Ömer bunu rivayet etmedi diyemezsiniz. Karineniz ne? Elinizde hiçbir karine yok. Hazreti Ömer'in oğlunun Abdullah bin Ömer'in bunu rivayet etmediğiyle ilgili hiçbir karineniz yok. Bilakis bizim onlarca karinemiz var. Onlarca delilimiz var. Dipnotlarda zikrediyoruz. Bu hadisin sadece Buhari'de, Müslim'de değil de diğer hadis kitaplarında da şahidi var. Ama sizin elinizde hiçbir delil yok yani. İbni Ömer'in yüzüne nasıl bakarsınız siz? Siz İbni Ömer'i Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yalan isnadıyla suçladınız. Böyle bir hadis yoktur demek ne demek? Buhari'ye kadar isnat zincirindeki bütün raviler uydurmadır demek. Müsteçlikler zaten dersimin başında ifade ettiğim o. Allah Resulü'nün zamanında yazı yok diye, Allah Resulü'nün zamanında hıfz yok diye, Allah Resulü'nün zamanında tedvin yoktu. Yani kitap haline gelmedi. Ne zaman? 3. asırda tasnif vardı diyorlar. Hani buna kargalar bile güler. Ahmak adamlar. Hıfz edilmeyen bir şey yazıya dökülebilir mi? Yazılmayan bir şey gelecek nesillerde tasnif edilebilir mi? Demek ki hıfz edilmiş, yazılmış. Yazı tedvin edilmiş. Tedvin Buhari, Müslim, Tirmizi ve diğerleri, diğer kütüb-i sitte imamları Ebu Davud gibi, İbn-i Mace gibi, Müslim gibi, Buhari gibi hepsini sayalım. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace ve En-Nesai gibi alimler tarafından kitaplarına derc edilmiş.
Şimdi bu zatlar diyor ki Nesailer yalancı, Buhariler yalancı, Tirmiziler yalancı, Ebu Davudlar yalancı. Daha da ileri gidiyorlar. İmam Şafii yalancı. Ahmet bin Hanbel yalancı. Çünkü isnat zincirindeki raviler uydurdu. Ne demek? Bu hadislerin aslı yok. Bu hadisi uydurup İmam-ı Azam Hazreti Peygamber'e isnat etti demek. İmam-ı Azam'ın müsnedi yayınlandı. İki cilt halinde Türkçe'ye tercüme edildi. İmam Şafii'nin müsnedi bir cilt halinde Türkçe'ye tercüme edildi. Muvatta iki defa Türkçe'ye tercüme edildi. Ne kaldı geriye? Ahmet bin Hanbel'in müsnedi kaldı. Ahmet bin Hanbel'in 21 cilt halinde eseri müsnedi Türkçe'ye tercüme edildi. Bakın bütün hadis imamlarının hadis kitapları var. O zaman İmam Malik oryantalistlere göre, müsteşriklere göre yalancı. Allah Resulü'ne, Allah Resulü'nün söylemediği şeylere isnat ediyor. Müsteşrikler öyle diyor. Hıfz yoktu. Kitabet yoktu. Tedvin yoktu. Ne vardı? Tasnif vardı. Oryantalistlere Fuat Sezgin cevap veriyor. Fuat Sezgin biraz yumuşatarak cevap veriyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans hocamız olan Profesör Doktor Talat Kocayit hocamız rahmeti rahmana kavuştu. Onlar, hocalarımız biraz yumuşak belki ilmi dil kullanıyorlar kitaplarında, karıştırdılar diyor. Hayır, ben karıştırdılar demiyorum. Kasti olarak böyle ittihaz ettiler. Tedvin ile tasnifi birbirine karıştırdılar. Tedvin yoktu ne demek? Ömer bin Abdülaziz'in talimatı yoktu. Ömer bin Abdülaziz'in talimatı vardı. Dönemin valilerine Allah Resulü'nün hadislerini yazın. Alimlerin ölümünden ve ilmin yok olmasından korkuyorum emri vardı. Bu emirlerden bir tanesi de Medine valisi Amr bin Hazm'a gelmişti. Bu talimatlardan bir tanesi İbn-i Şah ve Zuhri'ye gelmişti. Devlet başkanının mektubu Ömer bin Abdülaziz'in. Vefatı Ömer bin Abdülaziz'in 101. Bu zatlar diyor ki 250'lerde hadisler tasnif edildi. Allah Resulüne isnat edildi. Ömer bin Abdülaziz'in yaptığı hizmeti de reddettiler yani. Ebu Hureyre'den itibaren Ebu Said el-Hudri'lerin 7 tane güzide 1000'in üzerinde hadis rivayet eden hepsini yalancı ittihaz ettiler. Hepsi yalan söylüyor. Allah Resulü böyle bir hadis söylemedi. Gelecek nesillere bunlar isnat zinciri eklediler. Biraz önce dersimin başında saymıştım. Muhammed bin İsmail el-Buhari, Muhammed bin el-Müsenna, Muhammed bin Cafer, Şube bin el-Haccac, Katade bin Diyame es-Sedusi, Ebu Hureyre Resulullah. Ebu Hureyre'den Buhari'ye kadar hepsi yalancı. Oryantalistlerin iddiası bu. Hala sen oryantalistlerin iddiasında onların görüşlerini makalelerine derc ediyorsan, kitaplarına derc ediyorsan, Allah Resulü'nün yüzüne nasıl bakacaksın bir tarafa? Bu kadar güzide ashabı tan ettin, tabiini tan ettin, tebevvüt tabiini tan ettin, kütüb-i sitte imamlarını tan ettin. 4 güzide mezhep imamını tan ettin. Nasıl onlara bakalım sen ahirette hesap vereceksin? Amelin yetecek mi onların hesap sorduğunda bakalım? Nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle iflas ettiğini Allah'ın huzurunda göreceksin. Biz de inşallah şahit olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin birer müdafii ve bir nevi mücahidi olarak diyoruz. Biz böyle tavsif ediyoruz. Siz kabul etmeyebilirsiniz. O da sizin görüşünüzdür. Kardeşlerim, son hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kesinlikle an beyil velay an hibetihi, yani velanın hibe edilmesini, velayı zikretmiştik. Müdebber ve mükatep köleyi zikretmiştik. Bunlar hep köleliğin kısımlarındandı. Hatta dipnotlarda da bir daha zikretmiş olalım. Bu kitapları elde eden kardeşlerimiz sayfa numarası 325. Mükatebenin bir yazışma karşılığında, yani şu işi yaparsan hürriyetine kavuşursun şeklinde bir şart, bir akit olduğunu, yine velanın bir akrabalık bağı meydana geldiğini, hani kan bağı olmasa da sahip efendi ilişkisi meydana geldiğini, dolayısıyla buna vela dendiğini, bunun satışının da Allah Resulü tarafından yasak olduğunu İbni Ömer'in en son 783. hadisinde İbn Hacer el-Askalani'nin Buluğul Meram adlı eserinin görüyoruz.
enne Resulallah ifadesiyle zikrediyor hadisi. Kesinlikle Allah Resulü bunu böyle yaptı. Yani bunu yasakladı anlamından. Ve şöyle hocalarımız tercüme etmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam velayı satmayı ve hibe etmeyi yasaklamıştır. Bu hadis müttefekun aleyhtir. Yani hem Buhari'nin hem de Müslim'in rivayetleridir. Kardeşlerim, Allah'ın izni ve inayetiyle 784. hadise kadar 3. oturumunu alışveriş faslının gerçekleştirdik. Alışveriş aynen nikah faslı gibi en uzun fasıllardan bir tanesi. Bu da İslam dininin iğneden ipliğe, habbeden kubbeye kadar, eldivenden merdivene kadar her konuya müdahale ettiğini, bir kölenin satışında bile müdahil olduğunu, yani işi hani başı boş bırakmadığını Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de eyahsevul insanu en yutraka suda ifadesiyle, yani insan zannediyor mu ki başı boş bırakıldığını, öyle mi zannediyor? Öyle aklına öyle bir tefekkür mü geliyor? Öyle değil diyor Allahu Teala. Başı boş bırakılmadı insan. İşte burada da hadislerde de aynı durumu görüyoruz. En ince ayrıntılarına kadar, kölenin satışına kadar, alışveriş bey konusunda, şira konusunda ele alındığını görüyoruz. İnşallah Ebu Hureyre'nin hadisinden itibaren dördüncü oturumda derslerimize devam edeceğiz. Dersimize itibaren Eray Köstekçi talebemiz Bartın İslami İlimler Fakültesi'nden bizleri takip ediyor. Nuri Altıntaş abimiz yurt dışında kalıyor, Danimarka'da ikamet ediyor köylümüz. Bizleri takip etti başından sonuna kadar. Mehmet Azili öğrencimiz ve İsa Yıldız kardeşlerimiz bizleri onurlandırdı. Allah da sizi inşallah cennetiyle ve cemaliyle taşlandırsın. En önce biz rızasına müştakız. Rızası olduktan sonra cenneti de cemali de inşallah Rabbimizin nasibi müyesser olur. Kalın sağlıcakla. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.